Merhabalar, Eymen Hobi Tasarım'ın sunduğu Tasarım Evi programı yine pazar günü karşınızda. Şu anda bu hafta o kadar güzel bir ürün yapacağım ki size, gerçekten şaşıracaksınız. DM'ler, Instagram adresimizdeki mesajlar tamamen ahşap boyamaya yöneltiyor bizi. Biz de mecburen sizlere ahşap boyama yapıyoruz. Bu hafta yine DM patlamış. İşte bir kutu boyayın Emine Hanım, bir varaklı bir ürün yapın. Sürekli mesajlar gelmiş. O yüzden yine ben size güzel bir ahşap boyama yapacağım. Şöyle size gösteriyorum. Güzel, hoş bir kutum var. Bu kutuyu nelerde kullanabilirsiniz? Hediyelik eşyalarınızı içerisine koyabilirsiniz. Mesela böyle küçük aldığınız hediyeler, mini mini ayıcıklar, işte anahtarlıklar falan, onun için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarımızın böyle severler ya, küçük oyuncakları vardır. O küçük oyuncakları derlemek için kullanabilirsiniz. Ve şu anda biliyorsunuz ki büyük vitrinlerde böyle hani daha büyük eşyalar konuluyor. İşte böyle dizaynını şöyle şekilde falan koyduğunuzda şıklık göstereceği bir ürün. Bunu birazcık size, ama şöyle bir durum oldu, bana yakışmayan bir şey yapacağım. Siz her zaman alışıktınız bu 40 dakikada bir işin tamamlanmasına, ama bu sefer maalesef üründe bir bekleme süresi var. O yüzden de birazcık sizden önce bir çalıştım. Şimdi bunu göstereceğim. Öyle dönüşümlü olarak devam edeceğiz. Çok konuşmuyorum çünkü burayı uzun tutarsam işimi kısaltmak zorunda kalıyorum. Biliyorsunuz ki bizim için iş önemli. Şimdi hemen başlıyorum. Şuradan bir tabak alıyorum. Şekilde, biliyorsunuz ki boyalarımız çok güzel. Anında kapatıcılık, tek seferde sonuç alıyoruz. O yüzden hemen boyamı önce bir çalkalayayım şöyle güzelce. Çalkalayayım, sonra hemen döküyorum. Ne yapıyorduk? Ruloyla boyamayı birkaç kez anlattım ama belki beni şu anda ilk defa izleyenler vardır. O yüzden tekrardan anlatıyorum. Rulo işimizi kolaylaştırır, daha hızlı boyar, hemen anında sonuç verir. Ama fırça biraz naziktir. Tabii ki fırçanın güzelliği de ruloda yoktur. Ruloda birazcık kabarcıklar kalır ama fırçada hiçbir şekilde kabarcık kalmaz. Ama benim dakikam kısıtlı, zamanım önemli. O yüzden kesinlikle rulo kullanıyorum. Öncelikle rulomu, boyamı tamamen aldırıyorum. Şunları da şöyle çekeyim. Sonra ne yapıyordum? Bakın fazlalıkları gözüküyor. Yakın kameraman muhakkak ki alıyor. Şöyle fazlalıklarını, tekrardan fazlalığını buraya atıyorum. Evet, boyalarımızı alıyoruz. Boşaltıyoruz. Ve devam ediyorum. Demiştim ki sağdan sola, soldan sağa ya da aşağı yukarı, aşağı yukarı yapmayacağız. Nasıl başladıysa öyle gideceğiz. Ben şu anda sağdan sola, soldan sağa başladığım için hep öyle devam ettiriyorum. Yoksa fırçanın çapraz izlerini görürüz. O yüzden onu görmemek için bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi çok çabuk, hemencecik boyadım. Ve çok da şık bir renk. Hoşuma da gider lacivert. Biraz değdirdim herhalde. Şöyle göstereyim. Bakın hemen hemen tamamladım. Kurumasını bekleyeceğim. Bu hazır kurumasını beklerken onun kapağını da boyayacağım. Ama tabii bu halde kalmayacak. Çok çok daha güzelleşecek. Hepiniz çok şaşıracaksınız ne hale geldiğine. Şurada biraz kopyası var ama göstermiyorum. Ters çevirdim onu. Şöyle alayım. Sonra aynı şekilde kapağında. Kapağının biraz giremeyeceğim yerleri olduğu için yine fırçamdan yardım alıyorum. Şöyle şu kenarlara şöyle göstereyim. Kenarlara şöyle giriyorum. Sonra onu rulomla düzelteceğim. Şöyle. İnanın bana ahşap boyama insana o kadar çok mutluluk veriyor ki, çünkü renklerle oynuyorsunuz ya, bir de sevdiğiniz tonlarla oynamak özellikle çok güzel. Böyle insanı tamamen şarj ediyor. Yani böyle güne mutlu başlıyorsunuz,
böyle mutlu devam ediyorsunuz. Hani bir şey üretmenin hazzını yaşıyorsunuz. Çünkü ham bir ahşaptı gördüğünüz gibi. Hani hiçbir rengi yok, soluk bir rengi var. Ama ona istediğiniz rengi vermeniz o kadar güzel oluyor ki. Böyle yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın o kenarlara giremeyeceğim yerlere fırçayla girdim. Sonra rulomla hemen düzelttim. Ve şu kenarları da yapmış oluyorum bu sayede. Şu kenarları da şöyle geçerek yapıyorum. Bu işe bulaşanlar, Emine Hanım bizi de hasta ettiniz. Emine Hanım biz de bayılıyoruz. O kadar güzel oluyor ki şöyle böyle. Bir tane bir yeni bir tanıştığım birisi var. Yaklaşık pazar günü, yani geçen hafta pazar başladı ahşap boyamaya. Normalde çalışan bir bayan. İnanın bana gece diyor 2'lere 3'lere kadar diyor boyuyorum diyor. Yani kendim diyor kaybediyorum tamamen diyor. Ama sonra sabahleyin tabii yorgun kalkıyormuş. İşime faydam olmayacak diye çok üzülüyorum. Bu beni hasta etti falan diye. Yani bu kadarı da tabii ki güzel, çok güzel ama fazla. İşimizi de aksatmıyoruz ama hobimize de önem veriyoruz. Hobimiz İşimiz olabilir bu arada. Onu da söylemiş olayım. Bunları satabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Ya mesela bir yanınızda böyle işte ne bileyim doğum yapacak, düğün olacak, nişanlı çiftler, sevgililer falan. Onlara böyle sana özel bir hediye hazırlayayım. İşte nişanlına hediye et. Kız arkadaşına, erkek arkadaşına hediye et. Böyle bu tarzdan da işe çevirebilirsiniz. Kesinlikle bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun diyorum. Ve işime devam ediyorum. Konuşacağım diye de işimi birazcık aksatıyorum. Şu yine o giremediğim, yani ahşabın ham halini gördüğüm yerde fırçamı kullanıyorum. Şöyle ve tekrardan düzeltiyorum. Ahşapta bazı yerler çok emer, bazı yerler çok böyle boyayı emmez. Öyle bir durum vardır. Ama sürekli boyamak yanlıştır. Ahşapta burada püf noktaları da vermiş olayım size. Sürekli ahşabı aynı yönde boyayıp durursanız boş boşuna boyayla oynamış olursunuz. Hiçbir şekilde o ürünü kapatamazsınız. Mecburen ahşabın o kurumasını, bir emmesini tabiri caizse beklemeniz gerekiyor. Eğer beklemezseniz aynı işi devamlı bir şekilde yapmış olursunuz. Yaptığınız işten de zevk almazsınız. O yüzden kesinlikle beklemenizi söylüyorum. Bu da size bir püf noktası olsun. Şöyle nasıl yapayım? Şu şekilde yapıyorum. Stüdyomuz biraz soğuk, üşüyorum. Konuşurken de böyle biraz belli oluyor. O yüzden bu seslerimin gidip gelmesi. Şöyle alayım. Ve boyamış oldum. Bir şekilde bekletiyorum şimdi. Şimdi bunun içerisini de boyayacağım. Ama tabii dışarısında gösterdiğim işlem sizin için çok daha önemli olacak. O yüzden bir Yunus Bey'e dakikamı sormak istiyorum. Böyle daha var mı dakikam? İçerisini boyayabilir miyim Yunus Bey? Güzel. Demek ki bugün hızlı davranmışım. O zaman içerisinde boyayayım ki tam olarak göstermiş olayım ürünü. Dışının kuruduğunu düşünüyorum. Şöyle yapıyorum. Umarım kurumuştur. İçerisini boyamak biraz zordur. Hareketli geçer. Çünkü girmeleri, çıkmaları, hani büküm yerleri tamamen var. Şöyle koyuyorum. İşte ahşapta böyle bir durum var. Yani yaparken bozma gibi. O yüzden beklemek gerekiyor. Kesinlikle ahşapta beklemek diyorum. Ben gerçekten boyamadaki aldığım zevki size anlatamam. Yani böyle fırçanın ahşaba değen sesi, sonra böyle o kötü renk, hani o kahverengi soğuk renkten, yani bana göre böyle bu hallere gelmesi beni o kadar mest ediyor ki, bence bunlara siz de aynı şekilde benim gibi düşüneceksiniz. Elinizi değdiğiniz an
o kadar böyle insanı mest ediyor ki sizlerin de bu hazzı yaşayacağınıza eminim. O yüzden kesinlikle elinize bir kutu bir de fırça alın diyorum. Bir söz verdim DM'den, birkaç tane mesaj almışım yine. Cam boyama, hani bu maden suyunun bazı böyle maden suyu şişeleri böyle çok güzel bombalı bir şişeler var, böyle şık şişeler veya işte farklı şişeler. Şu anda sirke şişeleri de, cam şişeleri de çok şık. O şekilde şişeleri de boyamayı göstereceğim. Söz verdim, o seyircimle mesajlaştım, seyircilerimle hatta mesajlaştım. Onlara da söz verdim, bir günde söz veriyorum cam boyama göstereceğim. Ama böyle ayna haline getireceğim onu. Çok farklı bir şey yapacağım. İnşallah diğer bölümlerde bunları göreceksiniz. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii her gün bir programımız olmadığı için haftada bir gün var sadece. O yüzden her gün sanat tabii ki insan istiyor. Ama üzgünüm yani. Hani böyle mesajlar da geliyor ama keşke olsa. Hani belki de her gün de olunca da sıkılırsınız ya, bilmiyorum ama. Tabii ki sizin mesajlarınıza göre bunu yönlendiririm. Daha çok mesaj atın bu konuda. Daha çok beni bilgilendirin. Size göre yönleneceğim inşallah. Öyle. Şimdi işime yine devam edeyim. Bu gidişle yetiştiremeyeceğim konuşacağım diye. Şöyle mi göstereyim? Aynı şekilde boyuyorum. Hani göremeyenlerden özür diliyorum ama... Ürünümü tamamladım. Dışını tamamen boyadım. İçini boyadım. Gördüğünüz gibi kapağını da boyamış oldum. İçlerini zamanım yetişirse tabii ki tamamlayacağım. Ama size daha önce tamamladığım bir ürünüm var demiştim. Oradan devam ettireceğim. Çünkü bugünkü ürünlerim, listemi gördünüz. İlk baştaki seyircilerim, hani baştan programı baştan takip eden seyircilerim gördüler. Bir malzeme listem var. O malzeme listemden dolayı hani hızlanmayan bir malzemem var. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Şimdi şöyle şu şekilde şunları alıyorum. Şuradan kalabalıkları bir gitsin bakalım önümden. Şöyle şunu alıyorum. Evet, birazcık ses yapacağım. Hemen şunu bir kırıtıyor. Şöyle yapıyorum. Bakın şu düz zemini gösteriyorum. Burası tamamen, şöyle alayım fazlası varsa. Evet. Şurayı iyice tam olarak kurutmak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen haftalarda stencil'ı göstermiştim. Nasıl kullanıldığımızı öğretmiştim. Ama tekraren bir stencil'la farklı bir işlem yapacağım. Şimdi şöyle bir ürünümüz var. Boyutlu varak adı. Yani boyutlu varak miksiyonu bu. Bunu sürdüğümüzde böyle süt bir yapısı var. Yani beyazımsı bir yapısı var. Tıpkı krem şantiyi düşünün. Hemen hemen herkes bilir krem şantiyi. Krem şanti tarzında bir yapısı var bunun. Ama böyle yapışkan, yapışkan bir hali var. Bu yaklaşık 8 saat sonra tam anlamıyla şeffaflaşıyor. Dümdüz oluyor. Yani böyle o beyaz halinden sanki böyle uhu sürmüşsünüz gibi böyle bir tamamen bu ürünle fikseleşiyor ve tamamen o beyaz süt halinden şeffaf bir hale geçiyor. O şekilde olan bir ürünüm var. Şimdi bunu kullanacağım. Şöyle. Peki sonrası ne olacak? Asıl sürpriz orada. Şu şekilde yine stencil'ları çıkarıyorum. Bu arada Emirobi Tasarım'a çok teşekkür ediyorum. Yani biz her ürünü bize sıfırlaştırıyor. Bir kere onun için çok teşekkür ediyorum. Her ürünü tamamen yok hocam yok hocam o açılan dursun bizde. Siz en sıfırdan başlayın. Her şeyi tamamen seyircime gösterin diyor. Çok teşekkür ediyoruz bize bu kadar güzel yardımcı olduğu için. A'dan Z'ye oradaki çalışan herkese teşekkür ederim. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Aşağıdan sıfıra sıfır yerleştiriyorum ki. Çünkü kapak gireceği için zaten yukarıdaki model bölecek. O yüzden aşağıdan şöyle tam olarak buraya sıfırlıyorum. Ama yukarısındaki modelim biraz yarım kalıyor. Çünkü tam hani kutum bu modele uygun değil. Önemli değil. Şöyle açıyorum. Tıpkı yani pasta yapan bayanlar çok iyi anlar. Tabii erkekler de var aramızda. Onlar da bilirler. Şöyle açtım. Bakın söylediğim gibi böyle süt bir tonu var. Ama en sonunda şeffaflaşacak. Nasıl şeffaflaştığını birazdan da göstereceğim. Şimdi şu şekilde alıyorum. Tıpkı
pastaya krem şanti yaparmış gibi yapıyorum. Birazcık boyutlu varak bunun adı. Boyutlu varak miksiyon. Birazcık boyutlu sürüyorum ki o boyutu yakalayabileyim diye. Bakın şöyle şekilde şekilleri kullanıyorum ki şekillerin bana oraya güzel bir böyle şekil çıkarmasını istiyorum. O yüzden şöyle sürüyorum. Aynı krem şanti sürermiş gibi pastanın üzerini kapatırmış gibi kapatıyorum. Şöyle alarak sürüyorum. Evet. Tamamen kaplayacağım. Vallahi laf aramızda kalsın. Pasta yapmayı da hiç sevmem. Hiç de yapmam. Yemeği de sevmem. Ya Allah böyle nasıl bayanım. Tabii şaşırttım şu an seyircilerimi ama. O yüzden belki de elimin terbiye olmayışından anlamıştır bazı seyircilerim. Hani böyle gerçi her şeyi de başarılı yaparım ya şimdi. Kendimi de yer miyim yani şurada? Şöyle yapıyorum. Ve sürmeye devam ediyorum. Her tarafı kaplayacağım. O kapağın tamamını kaplayacağım. Öbür taraflarını da yapacağım. Ama size bunu maalesef gösteremeyeceğim. Çünkü bu tarafın kuruması lazım. Diğer tarafı döndürmem için. Eğer kurumadan yaparsam buranın şeklini bozmuş olurum. O yüzden mecburen şöyle yapıyorum. Ve tamamını artık her tarafa sürdüğüm için şöyle düzelterek gidiyorum. Umarım kameramanım çok yakından alabiliyordur. Bu net bir şekilde gözüküyordur. Çok sevindim. Şöyle tamamen yaptım. Her yere eşit gelecek derecede yapıyorum. Yoksa çıkıntılarım olur. Hoş gözükmez. Şöyle yaparak gidiyorum. Ve şu an her yerini düzelttim. Bunu görebiliyorum. Sizler de şahitsiniz. Sizler de görüyorsunuz. Ve burada şurayı birazcık düzelteyim. Evet. Onu da aldım. Şöyle yapıyorum. Bakın burası çok güzel. Kameramanın kaçırmasını hiçbir şekilde istemiyorum. Şimdi şuradan şöyle alıyorum. Ve şunu yavaşça kaldırıyorum. Ve gösteriyorum. Şekli gördünüz mü? Buradaki o hani şu şekil. Şuradan göstereyim. Buraya böyle çıkmış oluyor. Peki bunun sonra ne oluyor? Bu 8 saat sonra bu şekilde süt gibi gözüken ürünüm, süt rengindeki ürünüm şeffaflaşıyor ve şöyle gösteriyorum. Evet, şu tarafında var. Şeffaflaşıyor ve bu hale geliyor. Buradan net alabiliyor muyuz? Oradaki şekil kameradan gözüküyor mu acaba Yunus Bey? Şöyle yapayım. Böyle şeffaflaşıyor. Şu anda net görmeyebilirsiniz. Ama ben üzerini varakladığımda çok net göreceksiniz. Şöyle şuraya koyayım. Bu şekilde. Bakın. Bu 8 saat sonra. Şuradan şöyle. 8 saat sonra tamamen şeffaflaşacak. Aynı. Yani şeffaf bir renk alacak. Tıpkı şuradaki yapışkan gibi olacak. Tamamen yok olacak. Bunu şuraya şu şekilde bırakıyorum. Ve bunun üzerine neler yapacağımı göstereceğim. Şimdi peçetemi de bir elime alayım. Şunu da şu şekilde koyayım. Var artık. Bakın bu şeffaf ürünü şöyle alıyorum elime. Şöyle bakıyorum. Elimizde şu şekilde metrelik varaklarımız var. Bunlar metrelik varaklar hobi dükkanlarında satılıyor. Eminobi'de de var bu arada. Metre olarak alabiliyorsunuz. Bunların gümüşü, goldu ve bronz rengi var. Ben üçünü de kullanmak istedim. Üçünü de sizinle tanıştırmak istedim. Şu an elimde varaklar var. Bunu nasıl kullanıyorsunuz biliyor musunuz? Bu parlak yerini değil de arka tarafından yapıştırıp çekiyorsunuz. Daha önce bir helen boyamıştık. O helenden aşina olanlar vardır. Şimdi makasımla bunu kesiyorum. Çok az bile ürün yetiyor yani o denli yapıyorum. Sonra şöyle ürünümü nasıl yapayım? Şu şekilde yan alayım. Tabii ki buradan inşallah bozarak yapmam. Şöyle düzenli bir şekilde gideceğim. Yapışkan demiştim ya, elime hep yapıştırıcısı oluyor. O yüzden böyle bir şeye değdiğimde geri benimle birlikte geliyor.
Şu şekilde yapıyorum. Bakın burayı çok net çekmeni istiyorum Yunus Bey. Şöyle buradaki yapışkanın üzerine bunu değdiriyorum. Bakın. Ve çekiyorum. Gördünüz mü? Oradaki yapışkana tamamen geçiyor. Aslında şunu şöyle yaptığımda eğer kameramın da görürse böyle yapınca görebiliyor mu seyircim? Göremiyor. Üzgünüm. Ben de aslında böyle çok rahat yaparım ama göremiyor. O zaman yapacak bir şey yok. Ben biraz zorlanayım. Şöyle yapıyorum. Tamamen. Şu anda gold kullanıyorum. Varaklarca diyorum. Gerçekten çok zengin gösteriyor. Tamamlanınca çok güzel olacak. Bundan emin olun. Bu tam böyle janjanı seven özellikle bayanlar. Tam onlara hitap etti şu an. Böyle çok hoş gözüküyor. Bunları devam edeceğim şimdi ben size. Ama şu şekilde yapacağım. Buradan böyle hızlıca yapmak istiyorum. Çünkü evet biliyorum sürem artık sıkıntıya girmeye başladı. Şöyle yapıyorum. Böyle geçişli yapınca daha güzel oluyor. Yani tek bir renk yapmaktansa geçişli yapmak, çünkü ışığın verdiği yöne göre yapmak çok daha hoş oluyor. Ve gerçekten ürün bana göre daha şık gözüküyor. Ondan dolayı da ben böyle yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Son dokunuşlarımı da yapıyorum. Sonra size şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız şıkla? Gördüğünüz gibi bronz var, gümüş var, gold var. Aynı şekilde gold, gümüş, bronz. Böyle geçişli bir şekilde yerleştirdim. Ne yapmıştım? Bunları şöyle yaparak, çıkartarak yaptım. Peki bir de şöyle bir ikinci yerim var. Şekilde. Çünkü kutunun her yerini aynı şekilde yapmak istemedim. Burada farklı bir şekil var. Buradan gözükmüyordur büyük ihtimal. Ama ben şimdi onları varaklayınca şöyle bu sefer karışık varaklamak istiyorum. Bir de onu göstereyim. Bakın şimdi böyle gold geçtim ya. Üzerine şekilde bronz geçmek istiyorum. Aynı yerde hem bronzu hem de size gold'u göstermiş oluyorum. Bakın yapışmayan yerine de gümüşü yapıyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Böyle geçişler de benim çok hoşuma gidiyor. Çok şık. Bronzun da tamamen şöyle girmesini istiyorum. Çok güzel. Sonra burada bronz ağırlıklı kullanayım. Bu tarafta gümüş ağırlıklı kullandım ya. Bunu siz de isteğinize göre yapabilirsiniz. Hangi rengi daha çok seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben bronzu gerçekten seviyorum. Yani varakta bronz çok şık duruyor. O yüzden bronz ağırlıklı kullanmak istiyorum. Şöyle de gümüşü de üstünden geçip köreltmiş olayım. Ben yaparken sizlerin de mutlu olduğunuzu ve sonucun gerçekten çok güzel, çok beğendiğinizi fark ediyorum. Böyle ekranlardan o sıcaklık geliyormuş gibi hissediyorum. Bence kesinlikle bunu sizler de deneyeceksiniz. Biliyorsunuz ki her türlü yardımcı oluyorum. Nasıl isterseniz, nasıl neye uygulamamızı isterseniz beraberce yaparız bunu. Böyle. Kutunun her yerinin aynı olması çok hoş olmayacaktı. O yüzden böyle düşündüm. Umarım sizler de hak vermişsinizdir. Bunları böyle bir hediye kutusu çok hoş olur değil mi? İçerisine böyle ayıcıklar, işte kahveler, çikolatalar. Şimdi gündemin meşhur hediye stili. Bunlar tam. Düşünsenize kutuyu kendin yapmışsınız. İçerisine çikolataları, kahveleri böyle doldurmuşsunuz. İşte mini bir ayıcık, araba falan filan böyle. Artık herkese hediye gider. Vallahi anneye babaya olur.
sevgiliye olur, nişanlıya olur. Herkes böyle eşine jest yapmak isteyen beyler için bir düşünce. Düşünsene bu kutuyu ben yaptım hanım diyen bir eş. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Böyle bir de gümüş geçeyim. Buradan beylerin de birazcık böyle kulaklarına bir şeyler gittirirse iyi olur. Belki bakarsınız yapan bir koşup gelen bir erkek adayı olabilir. Ama gerçekten var bu arada, bunu söylemek istiyorum. Benim erkek öğrencilerim var. Burada aktif olarak çalışıyoruz. Sayfada paylaşıyorum. Görüyorsunuzdur. Yani o kadar güzel yapıyorlar ki erkekler, yani bayanlar biraz kırılacak, belki üzülecek ama erkekler iş yaparken daha dikkatliler. Yani böyle hani sanki bir şeyin gidişi sonu çok kötüye gidecekmiş gibi hissediyorlar herhalde. Onların artık kafa yapısı birazcık düz olunca böyle hani onlar biraz daha böyle düz bakıyorlar. Hani böyle bayan nasıl olsa kurtarırım. Yani çünkü her şeyden her şeyi kurtardığı için bayan birazcık daha onu kurtarırım gözüyle bakıyor. Ama erkek kurtaramam gözüyle bakıyor. O kadar çok dikkatliler ki o çizgileri asla geçmezler böyle. Aman şuraya taşmasın, aman şöyle olmasın. Çok dikkatli gerçekten öğrencilerim var. Onlara da buradan selam olsun. İzliyorlar, hep mesaj atıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Öyle izlemeye devam edin. Bunlar sizi geliştirecek, emin olun. Böyle devam edeceğim. Şimdi hızlanıyorum artık. Hemen hemen mantığını göstermiş olduğum. Üstelik dakikam çok fena. Allah'ım. Yunus önce söylesene. Vallahi var ya. Şahin'e alıştınız tabii. Bu seferki kameramanım farklı. Yunus sağ olsun şu an o bana eşlik ediyor. Ama böyle beni acele ettirdi. Şöyle yapıyorum. Artık ben bunu size fotoğraf olarak paylaşmak zorundayım. Çünkü vedalaşamayacağım yoksa. Bakın bunları hızlı hızlı yapmak için var ya, elime hani ikide bir değiştirip duruyordum ya. Değiştirmeyeceğim. Mesela bunları şu hazır elimdeyken bunu böyle kullanacağım. Bu da beni hızlandıracak. Şimdi ben size mecburen bunu fotoğraf olarak paylaşacağım. Bunları böyle hızlı hızlı yapacağım. Elime mesela bronz aldım ya. Tamamen bronzu yapacağım. Artık bunu fotoğraf olarak paylaşmak zorundayım. Zaten mantığını hemen hemen anlattım. Çünkü Yunus Bey kapatmak zorundasın. Yoksa vedalaşmadan keserim programımı diyor. O yüzden hemen şurasını şöyle çevireyim de şöyle veda edeyim güzelce. Çok teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eymen Hobi Tasarım'a sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten böyle ürünleri bana böyle o kadar güzel ürünler veriyor ki beni mest ediyor. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ufuk Bey'e buradan selam olsun. Kapatmak zorundayım. Ayrılmak istemiyorum ama mecburum. Bu güzel ürünü sizler de yapabilirsiniz. Lütfen kesinlikle bu işe el atın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ne yapmamı istiyorsan Eymen Hobi Tasarım'a yazın ve ne yapacaksam haftaya beni yönlendirin. Görüşmek üzere. Haftaya kadar kendinize dikkat edin. Mutlu olun.